Şehir Bayramlaşması programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, şu an aramıza teşrif etmiş olan Şavşat'ta faaliyet gösteren kurumlarımızın çok kıymetli müdürleri, yine Bursa Artvin'den veya Şavşat'tan buraya katılmış olan sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları, temsilcileri, yine Artvin'den buraya teşvik etmiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanımız, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basınımız, Şavşat Belediyesi ve Şavşat Kaymakamlığı ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz Şehir Bayramlaşması programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hemşehrilerimiz, bundan 75-76 gün önce Şavşat'ta ve bütün Türkiye'de seçimler oldu. Şavşat halkımız, bu güzel insanlar, Şavşat'ta güzel insanlar da bize Şavşat'ın belediye başkanlığı gibi şerefli bir görevi bize verdiler. Ben böylesine bir görevi bana veren Şavşat halkına, Şavşat'ın güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Değerli Şavşatlı hemşehrilerim, göreve geldiğimiz andan itibaren hemen Şavşat'ta belediyede bir organizasyon yaptık. Belediyenin yönetim organizasyonunu oluşturmaya çalıştık. Hemen peşinden Ramazan Bayramı'na girdik. Ramazan Bayramı'nda siz ilç halkımızla beraber belediyenin önünde bir bayramlaşma yaptık. Orada çok güzel bayramlaşma yaptık. Bayramlaşma esnasında bir konuşma yaptım. Ben dedim ki inşallah bir dahaki bayramlaşmayı şehir bayramlaşması olarak, bundan sonra Kurban Bayramı var, yine ilçe kaymakamlığımızla beraber protokolla beraber pasajın üzerinde kaymakamlığın önündeki meydanda yapacağız dedik. Çünkü bunu birçok büyük şehirlerde, ilçelerde bu bayramlaşmanın bu şekilde yaptığını biliyorum. Böylesine güzel bir geleneği ben Şavşat'a taşımak istedim. Sayın Kaymakamıma bu konuyu önerdiğim zaman kendileri de uygun gördüler.
çok güzel olur dediler. Evet, şehir bayramlaşmasında bugün Kurban Bayramı'nın birinci gününde hepimiz bir araya gelmiş bulunuyoruz. Buradaki amaç şehrimizde bütün siyasi partiler, bütün sivil toplum kuruluşları, Şavşat'ta faaliyet gösteren bütün odalar, dernekler, bütün Şavşat halkıyla beraber kucaklaşmak, birlik, beraberlik içerisinde bayramı kutlamak, aramızdaki samimiyeti, dostluğu artırmak, yani şehrimizin, ilçemizin birliğini, beraberini artırmak amacımız bu. Evet, bu düşüncelerle ben Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Çocuklarınızla, yakınlarınızla en güzel şekilde, gönlünüzce bir bayram geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum. Bugün ayrıca bayramın yanında Babalar Günü. Bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Değerli Şavşatlı hemşehrilerim, biz burada sizlerin Babalar Günü'nü kutlarken bir yerde bazı babalar var, çocukları kucaklarında ölüyor. Çocukları çadırlar bombalanıyor. Gazze'de çocuklar şehit ediliyor, babalar öldürülüyor, anneler öldürülüyor. Bizim Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Şu an bayram olmasına rağmen bu katliam devam ediyor. Bu zalim İsrail'i huzurlarınızda lanetliyorum, kınıyorum. Evet, bu düşüncelerle sözlerimi tamamlarken Sayın Bakanımız aramızda, ben kendisine teşekkür etmek istiyorum. Biz seçimlerde birçok vaatte bulunduk değerli hemşehrilerim. Bu vaatlerimizi şimdi artık laf zamanı değil, icraat zamanı. Göreve geldikten sonra tabii ki belediye misafirlerimiz geliyor, sizler geliyorsunuz. Bunun yanında çalışmalarımızı yapmamız gerekiyordu. Artvin İl Müdürlükleri, Trabzon Bölge Müdürlükleri derken Ankara'ya gittik. Artvin Milletvekilimiz, Bakanımız Sayın Faruk Çelik Bey'in himayelerinde bütün genel müdürlükleri, bütün bakanlıkları dolaştık. Gidilmesi gereken yerlere gittik. Şavşat'la ilgili vaat ettiğimiz ne proje varsa hepsinin bir bir gerçekleşmesi için çalışmalar yaptık. Değerli kardeşlerim, Şavşat Belediyesi'ne, Şavşatlılara Ankara'da bütün kapılar açık, sonuna kadar açık. Evet, size vaat etmiş olduğumuz en önemli projelerimizden birisi neydi, hizmetlerden birisi? Şavşat'ın çocuklarımızın çamurdan, ayaklarını çamurdan kurtarmak, araçlarımızın tekerlerini çukurlara düşüp hasar görmesini engellemek. Çünkü Şavşat'ın girişi, Satler'den başlayarak hastanenin altı, Maçarelta, Samcel tarafı, birçok yerde şehir içerisindeki birçok yolun ciddi manada bozuk olduğunu, stabilize olduğunu, kaplamaya ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyorduk. Bununla ilgili de ben Sayın Bakanıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sadece bu mu? Diğer projelerimizde yine bir bir önümüzdeki süreçte gerçekleşecek. Biz seçimden önce söyledik, Şavşat kazanacak. Evet, bunu önümüzdeki dönemde hepiniz göreceksiniz. Hep beraber bu Şavşat insanına, Şavşat ilçemize, güzel ilçemize Allah rızası için hep beraber hizmet edeceğiz. Sözlerimi tamamlarken bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinize saygılar arz ediyorum. Çok değerli kaymakamımız, değerli belediye başkanımız, kamu kurumlarımızın çok değerli yöneticileri, Şavşatlı hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize afiyet olsun. Hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kısa bir süre önce seçimler dolayısıyla yoğun bir şekilde seçim bölgem olan gerek Artvin'i gerekse Şavşat'ın birçok yerini ziyaret etme imkanımız oldu. Tabii Şavşat'ın güzelliğini, iyiliğini, Türkiye'nin sayılı güzel ilçelerinden birini olduğunu söylemeye gerek yok. Herkesin, bütün Türkiye'nin takdir ettiği güzel bir ilçedeyiz. Az önce kaymakam hanımla konuşurken dedim, şanslısınız, güzel bir ilçede görev yapıyorsunuz dedim. Hakikaten de öyle, burada görev yapan arkadaşların şanslı olduğunu ifade etmek isterim. Dolayısıyla biz de doğduğumuz şehir olan şehrimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Şavşat hemşehrilerim, uzunca
konuşmalar yapmıştım ben sizlerle. Dedim ki ben uzun süre siyasetin içinde bir abinizim, arkadaşınızım. Çok önemli görevlerde bulunduk devletin içerisinde. Bu birikimlerimizi, bu tecrübelerimizi şehrimize aktarmak istiyorum dedim. Anlayan anladı, anlamayan anlamadı. Anladı şavşat. Onun için anlayanların artı durumda olması doğaldır. Memleketimizin el çakıntaşı bizimdir. Hepsi mübarektir. Hepsi şehit kanlarıyla sulanmıştır. Hepsi değerlidir. Hepsine hizmet etmek de bizim boynumuzun borcudur. Ama hizmetleri sunmak demokrasilerde kolay bir iş değildir. Eğer eliniz güçlüyse hizmet sunmakta zorlanmazsınız. Bunun birileri çarpışsa da ne yaparsa da yapsın, işin doğrusu budur. Eliniz güçlü olacak. Şavşat dedi ki ben bu bileğinizi güçlendiriyorum dedi. Bizim de yapmamız gereken ne? Bütün birikimlerimizi rutin hizmetlerin ötesine taşımaktır. Belediye bu asfaltı yapamaz arkadaş. Yapamaz. Yapamaz. Yapabilir mi? Geliri belli, gideri belli. O halde bu güçlenen bilek bu asfaltı yapar. İşte büyük bir dayanışmayla hemen asfalt işine başladık. Pırıl pırıl bir şehir içinde yaşayacaksınız inşallah. Bitti mi? Henüz işin başındayız. Planlamanın baştan sona şartlar zor olsa da ülkemiz büyük bir devlettir. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Şartların zorlukları var, sıkıntıları var. Bakın bölgemizde devlet kalmadı. Devlet, ismi devlet yazıyor ama devlet diyebilir misiniz? Suriye'ye ne kadar devlet dersiniz? Irak'a ne kadar devlet dersiniz? Ukrayna'ya ne kadar devlet dersiniz? Libya'ya ne kadar devlet dersiniz? Tabelalar devlet. Ama yol geçen hanı gibiyim. Çok şükür bak bu devletin güvenlik güçlerimiz bakın yanımızda askeriyle polisiyle devletimizin bütün unsurları dimdik ayakta bu memleketin gerçekten bütün güzelliklerini ve bütün özelliklerini ecdadın bize emanet ettiği bütün her şeyi korumak daha ileri taşıma noktasında büyük bir güç birliği içerisindeyiz. Yani bu coğrafyada en güçlü devlet biziz. Sıkıntılarımız var mı? Var. Bunları inşallah hem ekonomik anlamda hem etrafımızdaki huzursuzluklar anlamında inşallah kısa süre içerisinde aşacağız. Hizmetlerimize yeni hizmetler katacağız. Yani o sıkıntılı süreçler biraz geçilince buraya gelecek olan hizmetlerin adedi de niteliği de daha da artarak devam edecektir. Ben bugün geldim Durmuş Bey'i makamında tebrik etmek için. Hem de bayramımızı kutlamak için. Ama geldiğimde kaymakam hanımefendiyi de gördüm. Daha önceden de bir tanışıklığımız olmuş. O vesileyle çalışkan, başarılı bir genç bir kaymakamımız var. Yine azimli, kararlı bir belediye başkanımız var. Şavşat'ta bilinç düzeyi yüksek olan hemşehrilerimizdir. Tüm bu imkanları ve Ankara'daki imkanları buluşturduğumuz zaman Şavşat'ın geleceği çok daha iyi yaşanabilir bir ilçe olması noktasında hiçbir endişeniz olmasın diyorum. Yapılacak işleri önden hep konuştuk, hep değerlendirdik. Neler olması gerekiyor öncelik sırasına göre onları bir bir gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Biz bu işi yani siyaseti sigara kağıdı üzerinde yapanlardan değiliz. Yani uzun yıllardır bu işin içindeyim. Caddelerde dimdik başımız geziyor isek sebebi gayet açıktır Şavşatlar. Ne dediysek onu yaptık. Ardanuç'a dedik ki doğalgaz gelecek. Aldırdık. Programa geliyor şimdi Ardanuç'a doğalgaz. Size dedik ki asfalt gelecek. Başladı asfalt. Bayramdan önce başlayacak dedik. Başladı. Devam ediyor. Diğerleri de böyle programlanmış vaziyette ve inşallah siz bize ne zaman Allah razı olsun derseniz bizim için en büyük şeref, en büyük mutluluk kaynağı olacak. Bu konularda bir endişeniz olmasın. Durmuş Bey'e de bir şey söylüyorum. Bu şehir bayramlaşması mı? Ne kadar güzel.
İsmi de güzel, bu organizasyon da güzel ama bu Kurban Bayramı da ikinci günü yap ya. Evet. Durmuş be. Nedir getirdin kurban bir tarafta, millet bir tarafta. Yorma, belediye başkanları, kamu görevlileri yormak için değil, milleti dinlendirmek için yapması gerekiyor. Ramazan Bayramı'nda birinci günü yap. Yani, Şavşatlı amcalar, ben de kusur arıyorum ha. Bir şey yakalayalım da edelim diye. İnşallah kusuru az olan bir yönetim anlayışını Durmuş Bey'le sergileyeceğiz diyorum. Bu samimi buluşmamızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman emrinizde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Sevgiler, saygılar efendim.